hoş geldiniz. Kısa bir ara vermiştim. Belki de uzun aslında. Yoğunluklarım nedeniyle. Ama şimdi tekrar beraberiz. Ve bugünkü konumuz egzama. Egzama diğer adıyla atopik dermatit. Atopik dermatitte en büyük problem derinin su alışverişi bozuktur. Bu nedenle derinin nemlenmesinde problem vardır. Yine derinin yağ katmanlarında da heterojen bir durum vardır. Dolayısıyla deri kurumaya yatkındır. Kuruyan deri kaşınır, pulpul olur, cilt bariyeri bozulur. Bu da alerjik ve hassas bir cilt oluşumuna zemin hazırlar. Bu nedenle atopik dermatitte yani egzamada birinci yapılması gereken cildi nemlendirmektir ve bölgenin kurumasına izin vermemektir. Egzamalı bir cilde sahipseniz cildinizi günlük olarak ve banyodan sonra mutlaka nemlendiricilerle nemlendirmelisiniz. Atopik dermatitte en önemli semptom kuruluk ve kaşıntı dedim. Bu nedenle semptomlar kış aylarında artar. Kışın kısa ve az aralıklarla banyo yapmak, sert keseden kaçınmak gerekir. Yazın da ter egzamanın şiddetlenmesine neden olacağı için semptomların alevlenmesini sık ve kısa banyolar yaparak önleyebilirsiniz. Yine yün yerine pamuklu kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ve terlemenizi de engellersiniz bu şekilde. Cilt bariyerinin bozuk olması cildinizi dış alerjenlere karşı açık hale getireceği için kimyasallardan uzak durmak, hatta mesleğinizi bile buna göre seçmek, alerjik bünyelere uygun deterjanlar kullanmak gibi önlemler alınmalı. Lokalize durumlarda doktorunuzun önerdiği kortizonlu kremleri kullanmalısınız. Tabi ara vererek, yoksa kortizon cildinizi inceltip daha atopik hale getirebilir. Kortizonlu kremleri geniş alanlara uygulayacaksanız vücudunuzu sabah ve akşam diye bölerek uygulamalısınız. Vücudunuzun yarısına sabah, yarısına akşam gibi. Yine kortizonların yanı sıra atopik dermatitte topikal kalsinörin inhibitörleri de kullanılan diğer ilaç grubudur. Sürme ile yapılan tedavilerden çözüm alınmadıysa siklosporin, metotreksat, azotioprin gibi ağızdan oral alınan ilaçlara geçilebilir. Işık tedavisi de etkin bir çözüm olabilir. Atopik dermatit deyince mikrobiyotadan da bahsetmek istiyorum. Tüm vücudumuz iyi ve kötü bakterilerin dengesi altındadır. Kötü bakteriler baskın olduğunda bir patoloji yani hastalık görülebilir. Vücudumuz için olduğu gibi cildimiz için de aynı denge söz konusudur. Cildimizin de iyi ve kötü bakterilerden oluşan bir mikrobiyotası vardır. Cildin bariyer fonksiyonunda sıkıntı oluşmaya başladığında beraberinde mikrobiyotadaki denge de bozulur. Cilt üzerindeki fırsat kovalayan kötü bakteriler galip gelirler ve hemen bir lezyon oluşturabilirler. İşte mikrobiyotadaki kötü bakteriler lehine olan dengesizlik atopik dermatit oluşturabilir. Bunlara fırsat vermemek için yararlı bakterileri artırmamız gerekir. Bu nedenle egzamada probiyotik takviyesi almak cildin bağışıklığını artırıp dış uyaranlara karşı hassasiyetini azaltabilir. Mesela Vitrocilia filiformis isimli bakteri üzerine yapılan çalışmalarda bu bakterinin atopik dermatit lezyonunu küçülttüğü ve tekrarlama periyodunu uzattığı gözlemlenmiş. Yine atopik dermatitte cildin yağ bariyerini desteklemek önemli. Bunu da cildinizin daha uzun süre nemli kalması için cildinizde eksik olan yağ tabakasını bir kremle taklit ederek yapabilirsiniz. O zaman cildinizin nem taşıma kapasitesini artıracak bir nemlendirici kullanmalısınız. Seramit ve hyaluronik asit içeren ürünler egzamada oldukça etkindir. Daha önce kuru ciltlerde bahsetmiştim. Seramit cildinizin yağ bariyerinin %50'sini oluşturan bir madde. Hyaluronik asit ise bulunduğu bölgeye su çekerek iyileşmeyi hızlandıran bir madde. Bunun yanında tercihen krem formda sadece yüzeysel temizlik yapacak temizleyiciler kullanın ve en önemlisi güneş kremi kullanarak cildinizi güneşin hasarlarından korumalısınız. Ayrıca ürünlerin emilimini ve cildin yenilenmesini destekleyecek bir peeling kullanmanızı da
öneririm. Evet, bugün anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Atopik dermatitle, diğer adıyla egzamalı ciltlerden bahsettim. Umarım faydalı gelmiştir, faydalı bilgiler verebilmişimdir. Siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.